Yine sosyal medya üzerinden işte bu dernekler için FETÖ'nün uzantılarıdır, FETÖ'cüler, FETÖ'yle işbirlikleri vardır falan filan diye tabirler kullanılıyor, ithamlarda bulunuyor. Bunun aslı astarı nedir? Böyle bir şey var mıdır, yok mudur? Şimdi bizim kimseyi herhangi bir belge olmadan suçlama hakkına sahip değiliz. Değil mi? Gözle görülür bir belge olması lazım. Yani ben bir kişiyi bir şey itham edeceksem bunun bir belgesi olması lazım. Bir alameti olması lazım. Böyle mesnetsiz ondan sonra atıp tutmak da böyle işler olmaz. Amma ve lakin. Şimdi FETÖ diye ifade edilen yapı bu eserleri kullanmıştır. Ve bu eserleri kendilerine basamak yapmıştılar. Çok büyük bir basamak yaptılar. Kamyonlarla bu kitapları sattılar. Yani dağıttılar, ücretsiz dağıttılar, sattılar. Dünyanın dört bir yanına götürdüler vesaire. Fakat hiçbir zaman bu hizmet dairesindeki bir hizmet şeklini benimsemediler. Şimdi ne yaptılar? Tek tek sayacağım. Risale-i Nur hakikatlerini basamak yaptılar. Fakat kendi kitaplarını, kendi bağlı bulundukları kişinin kitaplarını ekstradan hatta ana kitap olarak kabul ettiler. Ne yaptılar? Kitap bastılar. Kitapları neşrettiler. Kitapları yaydılar. Doğru mu? Doğru. Şimdi sen bir hizmet yapıyorsun. Senin hizmetine bakıyoruz kardeşim. Sen de bu eserleri kullanıyorsun. Bu eserleri kullanırken farkında olmadan yalpa yapmaya başlıyorsun. Sonra sen de çıkıyorsun, kitap basıyorsun. Tamam mı? Kitap yayınlıyorsun. Ondan sonra bunları pazarlıyorsun, satıyorsun. O zaman herkes der ki kardeşim sütten ağzı yanmış değil mi? Yoğurdu üfleyerek yer. Der ki ulan acaba mı? Ya suizan ediyorsunuz, iftira atıyorsunuz. Suizan etmek günahsa suizan ettirmek de günahtır. Değil mi? Ne yapacaksın kardeşim? Kendine çekidüzen vereceksin. Bu bir. İkincisi, Risale-i Nur esasları üzerinde Üstadım Bediüzzaman Hazretleri'nin hadisten ve Kur'an'dan almış olduğu bir dersle özellikle ve özellikle üzerinde durduğu çok önemli bir düstur olan istina. Yani maddi bir beklenti içerisinde olmadan bu hizmeti devam ettirme. Şimdi bu FETÖ ne yaptı? Bu eserleri kullandı ama bu düsturu kenara attı. Ne yaptı? Himmet adı altında para topladı. Doğru mu? Topladı. Bak sair cemaatler toplayabilir mi? Toplar kardeşim. Bir şey diyemezsin. Ha, hizmetin bir düsturu vardır. Bizim hizmetimiz farklı bir hizmet tarzıdır. Farklı bir hizmet metodudur. Sen eğer elinde bu kitaplar varsa bu kitaplarla beraber ben kardeşim alem-i İslam'a hizmet edeceğim diyorsan, Risale-i Nur eserlerine hizmet edeceğim diyorsan seni bağlayan düsturlar vardır. Sen kendi kafana göre hareket edemezsin. Ama bunları bırakırsın. Dersin kardeşim ben bir İslami cemaatim. O zaman tamam. O zaman kabul ediyorum. Ne yaparsan yap. Para topla, kurban eti topla, deri topla, ne yaparsan yap. Ne oldu? Himmet adı altında bir dünya para topladılar. Doğru mu? İnsanların dini hissiyatlarıyla oynadılar. Dünyanın parasını topladılar. Resmen devlet içinde devlet oldular. Doğru mu? Kardeşim bizim sütten ağzımız yandı. Şimdi ben diyorsun ki ben FETÖ'cülükle iddiam ediyorsun. Beni iftira ediyorsunuz. Zanla yapıyorsunuz. Tamam. Ama sen de hizmet içerisinde mesajla sağdan soldan para dileniyorsan bana da geldi mesaj. Bana da atıyor yardım etmek ister misiniz diye. Ondan sonra cemaatin içerisinde büyük başlar küçük başlar diye ayrım yapıyorsa yani büyük başlar işte ensesi kalın yani maddi durumu iyi onlarla özel hususi dersler yapıyorsan tamam mı? Sadaka kutusuyla medrese içerisinde Risale-i Nur hizmeti yapmana rağmen istina düsturunu deniyorsan ve bununla affedersin Yasin suresinde geçen bir ayetteki bir hükme binaen bina edilmiş olan bir düsturla dalga geçiyorsan o zaman sen de insanları zanna sokmayacaksın. Çünkü ben bakıyorum gidişat aynı. Doğru mu? Bak gidişat aynı. Diğer bir husus. Risale-i Nur hizmeti içerisinde makam yoktur. Yani abi kardeş ilişkisi vardı. Üstad da diyor ki ben de diyorsun ders arkadaşınızım. Doğru mu? Sosyal ayrım, sosyal sınıf farklılığı yoktur. Medresemiz burasıdır. Buraya gelen herkes, patronu da, işçisi de, değil mi? Çiftçisi de, çöpçüsü de oturur, ders dinler. Kur'an hakikatine birebir muhatap olur. Sosyal ayrıma girmeye başladığında o zaman problem başlar. Demek ki sen bir şeyleri kovalıyorsun, bir şeyleri ondan sonra yapmak için uğraşıyorsun. Şimdi FETÖ ne yaptı? Üst sınıf, alt sınıf. Üst kademe, alt kademe. Patronlara ayrı muameleler. Değil mi? Hatta o maklube denilen o
Ondan sonra onlar için suç örgütü olarak kabul ettikten sonra o da suç aleti oldu ya o yemek. Yani alt sınıfa tavuklu, pilavlı maklube, üst sınıfa etli, ondan sonra pilav, ondan sonra maklube yapıldı. Sosyal bir ayrım ve himmet vermiş olduğu himmet ölçüsünde değer kaz verilen bir sistem. Doğru mu yapıldı? Bunun lisanları karşılığı var mı? Yok kardeşim. Abi bize iftira atıyorlar. Biz FETÖ'cü değiliz. Tamam kardeşim ben sana FETÖ'cü demiyorum ama benim sütten ağzım yandı. Ben yoğurdu üfleyerek yiyorum şu anda. Bakıyorum da sen de büyük baş diye ayırmışsın, küçük baş diye ayırmışsın. Sen de almışsın bir uygulama yapmışsın. Baylok diye yapılan bir uygulamanın çok değişik bir versiyonu okuma grupları adı altında bir oluşturduğun sistem içerisinde ondan sonra yürütüyorsun, şey yapıyorsun. O zaman illaki ben de diyorum ki ulan acaba mı? Acaba mı? Çık o zaman açıklamanı yap. Budur, budur, budur. İfade et kendini. Herkesteki bütün o soru işaretleri ortadan kalksın. Doğru mu? Sonra FETÖ'ye baktın. Bu eserleri kullandı, basamak yaptı. Sonra şeriatı ihlal eder hale geldi. İşte Türkçe Olimpiyatları adı altında. Yani dinde hiçbir şekilde yeri olmayan. Ki zamanında bu gaflete belki bize düştük yani alkışladık yani milliyetçilik hissiyatlarıyla falan. Hiç unutmuyorum bir abi demişti. Kardeşim şeriatın neresinde var bu ya? Yani karılı, kızlı affederseniz kadınlı, erkekli, dans söylemek, şarkı söylemek. Şeriatın neresinde var? Bunun şeriatla hizmetle ne alakası var demişti yıllar önce. Feraset sahibi adam. Ama bizdeki milliyetçilik hissiyatları biz Türkçe Olimpiyatları falan diyerekten alkışladık belki de. Günaha da girdik ondan sonra tebrik ettik onları da. Yaptılar mı? Yaptılar. Sonra bu yapının ne kadar böyle sistemli bir hastalık olduğunu anladık mı? Artık durduk. Kardeşim sütten benim ağzım yandı. Ben yoğurdu üfleyerek yiyorum. Sen de uygulamalarında, imza günlerinde karşı cinsle böyle kakara kikiri konuşuyorsan, hususi sohbetlerinde açmışın, çok rahat tavırlarla konuşuyorsan o zaman ben de zanla girerim. Tamam ben zanla girmekle günah işlerim ama sen de beni zanla sokmakla günah işlersin. Burası çok önemli. O yüzden savunma mekanizması üretirken birazcık mantıklı ve usturuplu olmak lazım. Ben şahsım adına konuşayım. Kimseye FETÖ'cülükle iddiam etmem. Görmedim, bilmem. Ama bildiğim şu, yıllardan beri söylediğimiz mana şudur. Abim, gidişat iyi değil ha. Yani gidiyorsunuz ama, büyüyorsunuz ama, izleniyorsunuz ama, takip ediliyorsunuz ama, bak yaptığınız çok hatalar var. Bak bu gidişat, gidişat değil. Kulak verin. Aynı uykaz ve uyarıları yıllar önce ağabeyler FETÖ'ye yaptı. Ve FETÖ cemaatinin kullanmış olduğu ortak savunma mekanizması neydi biliyor musunuz? Siz kıskanıyorsunuz. Bak yemin ediyorum size. Siz kıskanıyorsunuz. Çünkü onlara göre biz böyle kem kem oturan ve kitap okuyan ve etliye sütlüye karışmayan bir tatlı su Müslümanıyız biz onlara göre. Külli hizmet onların. Aynı ikazı ben bu dernekler içerisinde birkaç kişiye yaptım. Birebir yazdım. Dediği şu. Siz kıskanıyorsunuz. Ya babam ben senin neyini kıskanayım ya? Yani alemi gayb açıldı da senin derecen yükseldi, benim derecem altta kaldığını mı gördün sen? Zaten eğer sen kendi yaptıklarını beğeniyorsan bir kere Risale-i hizmetinde Kur'an'ın vermiş olduğu eğitimden nasibini almamışsın sen bir kere. Bitmiştir. Kur'an'ın bu asra bakan vehçinde ders aldığını nereden anlarsınız biliyor musunuz? Çok basit bir ölçü veriyorum size. Bir insan kusurunu kabul etmekte barışıksa kusurlarıyla, evet hata yaptık, özür dileriz diyebiliyorsa bu adam hakikatleri yutmaya başlamıştır. Ama %100 hatalı olduğu halde, %100 yanlış olduğu halde hala ısrarla kendi hatasını, %100 hata olduğu şeyleri savunup bunu da sağa sola iftira atmakla savunma mekanizması geliştiriyorsa bu adamın okuduğu hakikatlerden nasibi yoktur. Şeytanın talebesidir. Nur talebesi değil, şeytanın talebesi olur. Neden? Bak bunu da eserden okuyacağım şimdi size. Şeytanın mühim bir desisesi. İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Şeytanın hususiyeti bu. Şeytanın talebesi misin? Kusurunu itiraf ettirmez sana. Hem nefsi insaniyetin enaniyetini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin, adeta taksirattan takdis etsin. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez, görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Biz işte böyle yapıyoruz. Biz böyle yapıyoruz. Binlerce insan tesettüre girdi. Binlerce insan namaza başladı falan diye kendini böyle 100 tane tevil ile tevil ettiriyor. İşte mesele bu. Sen çıkacaksın.
Evet, benim bu videolarım kardeşim geçmişteki videolardır. Evet, cahillik yaptık, hata ettik. Şu anda böyle bir uygulamamız yoktur, yapmıyoruz. Kendimize düsturlar çerçevesinde bir istikamet belirlemek için uğraşıyoruz. Kusurlarımız varsa affola dersin. Herkes der ki ya tamam kardeşim, kusur insanın kulluğunun imzasıdır. Tamam kardeşim, bu adamlar hatalarını anladılar ve düzeltme yoluna gittiler. Ama sen bunu yapmıyorsun. Bir de üzerine üstelik iftirayla hareket etmeye başlıyorsun. Bu sefer kendini savunmuyorsun ve etrafında zaten insanların çoğu bu hakikatlerle ciddi muhatap olan insanlar değil. Hepsi videoyla beslenen gençler bunlar. Ve bunlar sana kanıyor, sana inanıyor ve hayatlarında bu insanların maneviyat adına çok şey değişmiyor. Zahir namaz tesettür aldatmasın. İçeriği boş. Ve bunlar Risale-i Nur talebelerine, Risale-i Nur cemaatlerine, okuyuculara vesairelere, yazıcılara işte siz eski kafalısınız, siz bu hakikatleri bilmiyorsunuz diyerekten düşman oluyorlar. Hatta varis ağabeylere hakaret eden insanlar çıkıyor. Her şeyin bir ölçüsü var, bir adabı var. Bir nokta daha söyleyeceğim. 2012 sahteleştirme başladı. Ufuk Yayınları diye FETÖ'nün bir yayın evi Risale-i Nur'u lemalardan başlayaraktan sahteleştirmeye başladı. Yani sahteleştirmeden de sahteleştirme başladı. Ve bununla ilgili biz o zaman başta teneffüs vakti olarak Risale-i 24 diye bir kanalımız vardı. Parasızlıktan, adamsızlıktan idare edemedik o kanalı. Orada bir bildiri yayınladık ve bütün bu derneklere, çoğu derneğe de mesaj attık. Dedik ki bakın Risale-i Nur'a böyle bir taarruz var. Bu Kur'an hakikatleri tarif edilmemesi lazım. Orijinalin bozulmaması lazım. Ve bir bildiri yayınladık. Bu bildirinin altına imza atalım. Logolarımızı koyalım ve bunun karşısında olduğumuzu belirtelim. Ne oldu? Yani çoğu dernek cevap vermedi. Çok az sayıda dernek bize geri dönüş yaptı. İşte nedir? Misal vereyim. İşte Konya Gençler Konağı, Kırmızı Pusula, Samsun, İstanbul İrfan Çatısı, Seyyah Sultanbeyli, şimdiki Elhasıl oldu. Ondan sonra Küçükköy, Elhasıl. Kim vardı başka aklımda gelen? Kırmızı Kitaplar Antalya. Bakın bu dernekler evet dediler. Risale-i Nur sahteleştirilemez. Ve bununla ilgili bildiri imza attılar. Biz bir yayınladık sosyal medya üzerinden. Ya ben o zaman bunu söyledim. Bu sahteleştirmeye karşı çıkmayan, buna destek vermeyen herkes bu fiilin ortağıdır. Ve benim nezdimde bu hakikatlerin en büyük düşmanıdır. Ve ben 10 noktada bize destek vermeyen insanlar oldu mu oldu ve birçoğunun en büyük şeyini de biliyor musunuz? Takipçi kaybetmemekti. Bakın takipçi kaybetmemekti. İnsanlara şirin gözükmek için eyvallah çektiler. Elhamdülillah biz o zaman ya o yazılar duruyor. 2013 yılında böyle bir bildiri yayınladık ve bu abiler, bu dernekler hala hazırda hizmet ediyor bu abiler, kardeşler. O yüzden her sosyal medyada gördüğünüz derneği FETÖ'cü de ilan etmeyin. Özellikle söylüyorum Allah rızası için. Araştırın, bakın derslerine, usullerine, adapları nasıldır. Yani sosyal medyada her gören bunlar işte gençlik yapılanması diyerekten bir yapı oluşturuluyor. Ki bu noktada bize bile, bana bile ondan sonra iddiam geldi. Sonra biz açıklama yaptık. Kardeşim bak bizim böyle böyle derslerimiz var. Biz bu adamların karşısında durduk. Bu adamlara böyle şey düştük. Bizim videolarımız var. Bakın videolarımız var. Kaç tane derneğin videosu vardı FETÖ ile ilgili? Bulamazsınız. Bulamazsınız. Söylüyorum bakın çok azdır. FETÖ'nün yapmış olduğu ihaneti bas bas haykıran yer çok azdır. Biz böyle olmamıza rağmen toptancı anlayışıyla beraber bizi de aynı kefeye koydular. Sonra elhamdülillah bir tekzip yayınlandı. Ondan sonra şey oldu. Bizim hakkımız verildi elhamdülillah. Yapmayalım bunu yani. Bunlar hepsi aynıdır değildir kardeşim. Hepsi aynı değil. Bak sarmış olduğum dernekler ki ismini unuttuğum bazı dernekler de var. Onların hepsi bu yapıya karşı ciddi duruş sergilemiş. Ve Risale-i Nur hakikatlerini bu internet vasıtasıyla insanlara ulaştırmak gayreti gösteren istikametli gençlerdir. Bunların önünü tıkamayalım. Fıtrat boşluğu kabul etmez. Siz bu mecra, internet mecrasını istikametli şekilde dolduramazsınız. İşte ortaya böyle şovenizmler, böyle ondan sonra işi kakale kikire vuran insanlar ve Risale-i Nur hakikatlerini gerçekten seviyesiz şekilde anlatan ve ciddi hizmete zarar veren insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bu noktada hepimizin ölçüsü bunlar olması lazım. Allah istikametten ayırmasın. Bakın çok güzel bir dua. Bu zamanlarda bu duayı çok yapmamız lazım. Çünkü insan gerçekten hatalarıyla yüzleşmeyince yüzsüzleşmeye başlıyor. Pişkinliğe vuruyor, ukalalığa vurmaya başlıyor. O yüzden dua edeceğiz. Allah diyor kimseyi şaşırtmasın. Şaşırtsa süründürmesin.
süründürse de fahişçe etmesin. Fahişçe ederse şişirip kabartmasın. Şişirip kabartırsa da perişan etmesin. Perişan ederse de sersem ve serhoş ve avare etmesin. Allah istikametini ayırmasın.